Merhaba arkadaşlar, PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da bir sıralama maçı oynayacağız. Ve bu maçı sizlerle paylaşmak istedim. Aslında az bir zamanım vardı. Video atmak için bir maça girdim arkadaşlar öğlen arasında. Ve gelen rakibimize hemen bir bakalım. Hobito Nicky ile 704 puanda bir arkadaşımız geldi. 190 maçın 95'ini kazanmış ve %50 galibiyet yüzdesi var. Bizler de hemen bir bakalım. 1147 puandayız. 284 maçın 221'ini kazandık ve %77.8 galibiyet yüzdemiz var. Çok fazla gol yemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama hemen bir bakalım. Kadromda bu şekilde ve tekrar dediğim gibi maça geçmiş olalım arkadaşlar. Öncelikle like atmayı ve kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyelim. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım ve maça geçmiş olalım arkadaşlar. İnşallah kazanacağımız bir maç olur. Seri yapmamız gerekiyor. Bazen çok zor maçları çok kolay alıyoruz. Bazen çok kolay maçları çok kolay kaybediyoruz arkadaşlar. Oyunun yapısı bu. Elimizden geldiği kadar karşı çıkmaya çalışıyoruz ama zaten sınırlı zamanımız içinde ne kadar oynayabilirsek keyif almaya çalışıyoruz. Haydi bakalım, inşallah kazanacağımız bir maç olur. Yine anlatım modundan ziyade böyle pozisyonuna göre bir maç durumu ortaya çıkacaktır diyelim. Rakibimiz maça başlayacak ve inşallah maçı soğutmadan bir başlangıç olur. Bu zaten klasik bir başlangıç arkadaşlar. Bu da benim klasik gol işlerimden bir tanesi. Allah'ım yarabbim ya. Şunu her zaman unutuyorum arkadaşlar. Gol attığım zaman direktman santradan gol yeme ya da maçı 1-0 geride başlamayı gerçekten oyunun bug'ı diyebiliriz. Ama bazen çok can sıkıcı olabiliyor gerçekten de. Hemen üstesinden gelmemiz gerekecek. 1-0 geride başladık diyebiliriz. Nelson Semedo, Cristiano Ronaldo, orada topu kaybettik. Şimdi uzun bir top. Top çıkacak mı? Nelson Semedo orada ama kaybettik. Şimdi geldi Bergkamp, topu aldı. Araya girdik Kante ile korner. Hemen bir içeri dizilişimizi yapalım. Ön direkte biraz kötü bir pozisyon kaldı. Yüksek boylu bir arkadaş var içeride ama içeri doğru geldi. Şimdi orta. Bir kafa vuruşu son anda çıkardı Neuer. Top çıkmadan yetiştik Puyol. Şimdi bıraktık Semedo. Haydi bakalım, hızlı çıkalım. Ronaldo. En aşağıda Kevin De Bruyne. Bırakamadık orada. Aşağıda kaçıyordu Rummenigge ama De Bruyne'in yapmış olduğu bir faul var. Ve serbest vuruş şansı olacak rakibimiz için. Ve bu basit pozisyona bir de sarı kart geldi. Daha bir dikkatli oynamamız gerekecek. Şimdi bir top. Orada bir sırtı dönük bir pas yerine gitti. İçeri doğru bir orta. Allah'tan kötü bir vuruş. İkinci golü de yiyebilirdik. Ve yine kale vuruşuyla başlayacağız. Çok fazla kendimizi gösteremedik bu dakikaya kadar ama hemen toparlamamız gerekiyor. Denayer. De Bruyne. Şimdi Rummenigge. Rummenigge'ye kurtulamadık orada. Şimdi bir kontratak şansı olacak. Hemen kapatmaya çalışalım. Semedo ile geldik, topu aldık. Şimdi Bernardo Silva. Yine orada kötü bir pas. Şimdi tekrar De Bruyne'i gördük. De Bruyne'den Ronaldo'ya doğru. Yine orada bir top kaybı oldu. Bir kez daha Denayer geldi. Vücudunu koydu. Şimdi De Bruyne. Orada Messi göbekte topu kontrol etti. Di Maria. Yine kontrolsüz paslaşmalar sonucunda top bizde kaldı. Şimdi Ronaldo. Rummenigge tekrar Ronaldo'nun koşuğuna bıraktık. Orada Van Dijk var. Tekrar Semedo çıktı. Kafayı vurdu. Top kimde kalacak? Bazen de adamın ayağında ışığı yakamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın örneğini görmüş olduk De Bruyne'le. Orada Denayer basılı kaldı. Top Neuer'de, şimdi hiç riske girmeye gerek yok. Uzun gönderdim. Rummenigge, top şimdi kimde? Kante'de kaldı. Kante. Verdik pasımızı De Bruyne. Yine orada araya geldi. Blok geldi ve şimdi Di Maria'ya bıraktı. Denayer bir kez daha baskıyla geldik. Topu aldık. Gönderdiğimiz noktada David Beckham var. Beckham'dan bekletmeden Rummenigge. Rummenigge'den şimdi Ronaldo. Kaçan yukarıda boş pozisyonda Bernardo Silva var. Çapraz da 1-1. Hemen eşitliği yakaladık. Hemen derken maçın başında geriye düşmüştük ama önemli olan kısa süre içerisinde tekrar eşitliği yakalamak. Hemen dikkat. Arkaya adamı çekelim. Öyle bir kere olur, iki kere olmaz. Haydi bakalım Kante. Şimdi De Bruyne. David Beckham. Hemen tekrar ileri gönderdim. Rummenigge ama zannediyorum offside'da mı? Yok. Yapılan bir faul var ama Rummenigge'nin yaptığı bir hayalet faul var arkadaşlar. Ve hemen vuruş kullanıldı şimdi. Kanada doğru geldi. Saka orada geldi, topu aldı. Hala bek sorunum devam ediyor. Saka'yı oynatıyorum arkadaşlar sol bekte. Artık adam oranın oyuncusu oldu benim sayemde. Şimdi Bernardo Silva içeri doğru girdik.
Çektik geri, verdik Rummenigge. Direkten döndü. Çok net kaçırdık. Atak devam edecek. Ronaldo vurdu, defans. Gole çok yaklaştık ama ne yazık ki başarılı olamadık. Şimdi Kante topun başında. İçeri doğru gönderdik bir kez daha. Top boşta kalacak mı? Uzaklaştırmayı başardılar. Messi şimdi hızlı çıkacak. Hemen kapatmamız lazım. Orada Saka geldi. Şimdi bir yerden bir pas. Martial. Orada çok zayıf bir vuruş. Neuer atladı ama top dışarıda. 27. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik var. Rummenigge'ye gönderdik. İndirdiğimiz noktada bizden bir oyuncu yok. Şimdi Alaba. Şöyle bir isim bulamadık sol bek arkadaşlar. Gerçekten de Alaba hızlı çıktı. İyi gitti o noktada. Top bize çarptı. Şimdi bir atak tekrar rakibimiz adına şekillenecek. Fabinho gönderdi. Oradan tekrar Dinayer geldi. Araya girdi. Ve yaptığı faul var. Orada De Bruyne'nin bir sarı kartı var ama zaten sarı kartlık bir pozisyon değil. Ve serbest vuruş kullanacak. Rakip 30. dakikadan çıkmak üzereyiz. Skor 1-1. Duran toplara dikkat etmemiz lazım. Yani o top yuvarlana yuvarlana gitti. Abi böyle bir şey hakikaten yok ya. Yani o top yuvarlana yuvarlana oraya gitti. Ve adam elini kolunu sallaya sallaya yaptı plaseyi. Gerçekten çok ilginç. Neyse, moral bozmayalım. Takım bir tık ileri alacağım. Çünkü ileride yalnız kaldı biraz oyuncular. Biraz baskılı oynamamız lazım. Haydi bakalım. Şimdi Alaba. Yine kapatmaya çalıştık. Zayıf bir pas. Atak devam edecek mi? Dikkatli olalım. Neuer çık Neuer. Aldık topu. Verdik şimdi Beckham. Haydi bakalım Beckham. Kevin De Bruyne. Yine zayıf bir top. Top yine bizde kalacak. Şimdi Rummenigge. Rummenigge'den Ronaldo. Yine veremedik. Yani bugün kimse formunda değil. Adamlar topu bırakıyor. Çok ilginç ya. Beckham. Şimdi Saka. Saka'dan verdik pasımızı Kante'ye. Kante'den Bernardo Silva. Şimdi Ronaldo. Ronaldo'dan Rummenigge. Rummenigge'den tekrar Ronaldo vurduk. Dışarı. Direkten dışarı çıktı. İlk yarıda golü bulsaydık çok iyi olacaktı bizler için ama pes etmeyelim. Baskıya devam. Kontrollü oynamamız lazım. Biraz aceleci oynuyoruz. Bunun üstesinden gelirsek daha kolay sonuca gidebiliriz. Kevin De Bruyne şimdi boşluğu değerlendirecek. Verdik pasımızı ama yani De Bruyne'nin yürümeye mecali yok. Kahverengiydi. Mecbur oynatıyorum mevkisinde adam olmadığı için ama galiba ikinci yarıya çıkamayacak. Ronaldo. Şimdi verdik pası. Rummenigge şöyle bir döndü etrafında. Çaprazdan vurduk. Alisson. Şimdi bir uzun vuruş. Şöyle defansın arkasına Neuer çıktı. Yani Neuer'in bu özelliği var arkadaşlar biliyorsunuz. Bir defansif oyuncu gibi inisiyatif olarak topa çıkabiliyor. Ki bu bazen sıkıntı yaratabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Saka indirdik. Top orada kimde kaldı? Çok güzel atladı üzerinden. Şimdi tehlikeli bir pozisyon olabilir. Dikkatli olalım. Neuer. Ah Neuer. Ah Neuer. 3-1. Martial. 3-1 gerideyiz. Hemen toparlanmamız lazım. Ve acil bir şekilde gol ve goller bulmamız lazım arkadaşlar. Ronaldo. Verdik pasımızı Kevin De Bruyne. Tekrar şimdi Ronaldo'ya gelmedi. Ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Yediğimiz goller 1-31-45+1 arkadaşlar. Şu De Bruyne'i bir çıkartalım. Yerine Hakan Çalhanoğlu'nu alacağım. Diğer oyuncular zaten çok fazla skoru değiştirebilecek yetenekte isimler, arkadaşlar yok ki. Onlar da zaten düşüşte gelmiş. Sancho, Kessi ve Depay. Martial var belki belli bir süre sonra Rummenigge'nin yerine oyunu alabiliriz. Diğeri zaten kaleci ve Van Basten'i görüyoruz arkadaşlar alternatif oyuncular olarak. Kötü başladık ama ikinci yarı inşallah toparlayabiliriz. Bu meziyet bizde var. Bunu sahaya yansıtabilirsek İnşallah maçı kazanacağımız bir durum ortaya çıkar. Gerçekten 3 gol yedik. İlk yarının başındaki o zaten uzun top bayağı bir moralimizi bozdu bizim. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Haydi bakalım biraz daha kontrollü ve sakin oynamamız lazım. Hakan Çalhanoğlu. Şimdi verdik David Beckham. Hemen verdik Rummenigge'ye. Haydi hemen başında başlayalım golle ikinci yarının diyeceğim ama. Haydi top bizde tekrar. Haydi Ronaldo hadi oğlum. Haydi 3-2. Haydi bakalım. Hemen ikinci yarının başında biz golü bulduk. Devamını getirirsek, rüzgarı arkamıza alırsak bu maçı çevirmememiz için hiçbir neden yok. Dakika 48.
daha baskılı, sakin ve topa basarak oynamamız lazım. Den Ayer. Kante önünden geçti top. Şimdi Neymar. Neymar verdi pasını. Dikkatli olalım. Şurası açılmasın. Abi Neuer'in çok saçma böyle kurtarış şekilleri var ya. Yani bu o kadar yumuşak bir toptu ki bu kadar atlamasına gerek yok aslında. Neyse. İçeri doğru orta geldi. Nelson Semedo yükseldi. Top boşta kaldı. Yani bu sefer de imkansızı çıkardı Neuer. Ve önemli bir gol pozisyonunu bir kez daha bertaraf etmiş olduk. 3-2'den sonra biraz daha rakip bizim yarı sahamızda görünmeye başladı. Şimdi bir orta gelecek. Bir kez daha Messi ile Neuer çıktı. Ondan önce rakip. Top boşta kaldı. Bir topuk vuruşu. Şimdi Neuer. Haydi uzun gönderelim hemen. Takımımız ileride zaten. Şimdi Rummenigge'ye verdik pasımızı. David Beckham. Biraz acele ettik. Eğer acele etmeseydik önümüzde boş bir alan vardı. Şimdi Hector Bellerin. Hector Bellerin verdik pasımızı. Sakın önünden geçti. Dinayer tekrar topun peşinde orada. Muhammed Salah da hızlı. Dinayer bırakma. İçeri doğru çevirdiler. Adam elini kolunu sallaya sallaya gitti ve korneri kazandı. Dakikalar 56. Arka arkaya köşe vuruşları. Yine Puyol çıktı, kafayı vurdu. Şimdi David Alaba top onda. Alaba aşağıya doğru döndü. Bir sırtı dönük pas. Çıkardık oradan. Şimdi Rummenigge. Verdik pasımızı Cristiano Ronaldo. Aşağıda boş pozisyonda Bernardo Silva. Top önünde ama biraz yavaşladı ki orada zaten yorulmasını da vermiş olduğu etkiyle. Öldü bitti Bernardo Silva. Hemen araya girdik. Yukarı verebilirsek. Haydi bakalım. Semedo, Hakan, Ronaldo. Şimdi Beckham. Beckham top boşta. Hadi. Ya Beckham dönene kadar kaleci çıktı. Topu aldı. Dakikalar 65. Bir gol bulmamız lazım arkadaşlar. Kante. Şimdi David Beckham. Ronaldo. Offside yok. Rummenigge. Haydi Hakan. Haydi Hakan. Haydi Hakan. Alisson. Yine kaçırdık. Şimdi Neymar, Nelson Semedo mücadelesi. Neymar sırtı dönük bir pas. David Alaba'ya gitti. David Alaba kontrolünü yaptı. Puyol geldi aldı. Hemen gönderdik orada Ronaldo'ya. Ronaldo Rummenigge'ye. Rummenigge'ye yukarıda David Beckham var. Haydi oğlum yaparsın R2'ni. Bıraktım Rummenigge'ye. Rummenigge 3-3. Haydi bakalım bu kez de şans bizim yanımızda olsun. Rummenigge'nin yorulduğunu görüyorum ama belli bir süre daha oynatacağım. Bernardo Silva mecbur Sancho'yu alacağım arkadaşlar. Kahverengi olmasına rağmen Bernardo Silva bitti çünkü. Şu maçı çevirelim. Şu defansa da dikkat edelim. Aynen Dinayer. Top bizde. Hakan. Yani şu anda Hakan'ın oyuna girmesi bile ben o düşüşte olan gerçekten Kevin De Bruyne'in biraz etki sağladı. Hakan. Şimdi Ronaldo. Tek paslarla yine geldik. Rummenigge. Yukarıda boşluk var. Beckham. Beckham tekrar Rummenigge. Rummenigge orada geldi, yine rakip araya girdi. Şimdi top bizde. Kante. Haydi bakalım şu işi bitirelim artık. Saka. Top biraz açıldı ayağından. Saka çıkmadan verdik pasımızı ama kanatta şimdi top yine Denayer'de kaldı. Atak bizim yönümüze gelişecek ama Muhammed Salah'ta top. Şimdi Messi. Messi'den bir top. Dikkatli olalım, hemen kapatmamız lazım. Allah'tan acele ettiler. Top şimdi Sancho'da kaldı. Sancho. Hemen gönderdik. Ronaldo'ya gelir mi? Geldi. Ronaldo güzel sıyrıldı. Verdi pasını Sancho tekrar. Önünde bir boşluk var. Bunu değerlendirecek mi? Tam orada Rummenigge'ye pası verecekken bir müdahale ve bir atak şansı olacak. Top orada Ronaldo'ya çarptı şimdi. Hadi çocuklar. Nelson Semedo geldik. Girdik araya. İkinci yarıda biraz daha derli toplu oynuyoruz. Hakan verdik pasımızı. Beckham. Beckham'dan şimdi Rummenigge. Rummenigge'den tekrar Beckham'ı koşu oluna. Beckham. İçeri doğru girdi. Topu kaldırdı. Rummenigge vurdu. Çıktı Rummenigge. 4-3 Rummenigge. İşte bu. Toparladık. 3-1'den çevirdik maçı. Ama şimdi skoru korumamız lazım. Haydi bakalım dikkat. Defansa da dikkat. Uzun top yapacaklar bir kez daha. Ama dediğim gibi o hatayı ancak bir kere yaparız. Rummenigge. Şimdi verdik pasımızı Sancho. Sancho göbekte, şimdi gördük orada Nelson Semedo'ya top gelmedi ama Kante'de. Kante'den Hakan. Hakan'dan şimdi Beckham. Beckham tekrar Hakan Çalhanoğlu'nu gördük. Hakan aşağıya şöyle bir baktı. Verdik şimdi Sancho'ya. Sancho'dan bir top kaybı. Şimdi kontra atak şansı olacak. Dikkatli olalım. Alaba. Alaba çok güzel bir müdahale. Semedo'dan taç atışı. Son dakikalar artık. Koruyalım şu skoru. Kötü oynadık. Kötü başladık evet ama iyi bitirebiliriz. Puyol. Şimdi Sancho. Göbekte Alaba, Hakan.
Hakan top sekti. Ronaldo'nun önüne gitti. Ronaldo'dan çok güzel bir pas. Beckham'dan şimdi. Rummenigge top kimde? Beckham kaç oğlum? Haydi güzelsin. Beckham. Yaparsın orada R2. David Beckham. Yukarıda boşluğa baktı. Saka ama çok kötü bir top. Olsun. Son 3 dakika. Şimdi uzun bir kaleci vuruşu. Saka arkadan gelme avantajıyla çıkar vurursun ona Hakan Çalhanoğlu. Şimdi Dinayer. Dinayer'den Saka. Saka'dan şimdi Hakan. Hakan'dan Rummenigge. Rummenigge'den Ronaldo. Ronaldo verdi şimdi tekrar pasını Rummenigge. Rummenigge çok güzel bir sırtı dönük pas vermek istedik ama olmadı. Rummenigge pes etmedi. Atak devam edecek. Şimdi Salah kurtulabilecek mi orada? Beckham geldi. Kurtuldu gidiyor. Dikkatli olalım. Bu pozisyonu atlatırsak bu maç biter. Faul dedi ama gitmedim üzerine. Şimdi içeri doğru gönderdiler. Puyol atladı üzerinden. Sancho ve 4-3 kazanıyoruz arkadaşlar. Bernardo Silva, Ronaldo ve Rummenigge'nin 68 ve 80. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 4-3 kazanıyoruz. 3-1 geride bitirdik ilk yarıyı. Ama ikinci yarıda gerçekten çok kötü oynadığımız bir maçtı. Ama toparlamayı başardık ve hemen puanımızı görüp videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. 1149 puana yükseldik. Rakibimiz 697 puana düşmüş oldu. Dediğim gibi video beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz Fesyani kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.